Mehmet Rauf, Define. Erzurum Hastanesi Başhekimi Şakir Feyzi'nin Günlüğü. 1. Bölüm. Erzurum, Mayıs 1339. Hayat, bu çetin ve karışık kudret, bütün heybetine rağmen tesadüf denilen oyuncakların elinde ne aciz, ne güçsüz bir vaziyettedir. İşte mesela benim burada en azından birkaç sene için kurulmuş olan hayatım, böyle bir oyuncak elinde uçtu gitti. Hem başlangıçta ne kadar ehemmiyetsiz bir tesadüf. Bu sebeple 6 aydan beri bulunduğum bu şehirde daha birkaç sene kalmam kararlaştırılmışken, beni bir haftaya kadar tekrar İstanbul'a, hem öyle bir macera hayatına atıyor ki hayret etmemek mümkün değil. Bu girişten sonra hemen olaylara geçeyim. Erzurum'a daha yeni gelmiş ve hastaneye yeni yerleşmiştim. Bir gün bir hastaya çağırdılar. Orta halli bir evde yaşlı bir hasta kadın. Hacı Hanım diyorlar. Ve bütün komşuları hürmet ediyorlardı. Evinde bir ahiretlikle yaşıyordu. Eşi emekli bir binbaşıymış. 2 sene evvel vefat etmiş. Hafif bir zarüreden rahatsızlandı. 4-5 defa gittim, tedavi ettim, iyi oldu kalktı. Bu tedavi için bana çok minnettar oldu. Aramızda, tabii birbirimizi tanıdığımız kadar, samimi bir muhabbet doğmuştu. Laf arasında o bana oğlum der, ben ona valide hanım diye hitap ederdim. Aradan 5 ay kadar geçti. Bundan 10 gün evvel Hacı Hanım beni yine çağırdı. Eskimiş vücudu, bir gencin kolayca atlatabileceği zayıf bir hastalığı bile kaldıramıyordu. Ben metanetle yine tedaviye başladım. Her gün akşamüstü kendisine uğruyor ve hastalığın seyrini takip ediyordum. Nihayet bir akşam kendisini ağırca dalmış buldum. Biraz sonra kendine geldi. Beni orada görünce zaten her ziyaretimde şükranlara boğar. Bu sefer yine "Allah senden razı olsun oğlum. Allah seni ihya etsin," diye söylendi durdu. Sonra birdenbire "Seninle biraz ciddice görüşmek isterim evladım," dedi. "Emredersiniz efendim," diye karşılık verdim. "Bana gösterdiğiniz insaniyet size karşı o kadar derin bir minnet meydana getirdi ki nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Dün gece yine siz gittikten sonra Allah razı olsun ne iyi adam diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Bilmem düne kadar bunu niçin düşünmedim. Fakat dünya derdi insan da akıl mı bırakıyor oğlum. Rahmetli Bey'le İstanbul'dan geldiğimiz günler daha gençtim. Olay da daha yeniydi. Uğraştım uğraştım. Durmadım uğraştım. Sonra işte bir başarı meydana gelmediği için ben de ümidimi kestim. Yavaş yavaş ihmal ettim. Öylece bıraktım. Şimdi beni dinleyiniz oğlum. İş gayet mühim ve esrarlıdır. Ben Abdülhamit'in paşalarından istibdat sonlarında bakanlık etmiş ve evvelce birçok valiliklerde bulunmuş meşhur Abdülsamet Paşa'nın konağında kahya kadın idim. Paşa'nın hanımı ölmüş, bir kızı kalmış. Bütün dünyası bu kızdan, Hadiye Hanım'dan ibaretti. Onun üstüne titrer, Hadiye deyince deli olurdu. Kızı iyi tahsil ettirip tam bir kadın yapmak için eve mürebbiyeler, piyanistler, öğretmenler doldururdu. Bu öğretmenlerden şeklini, tavrını hiç sevmediğim bir çerkeş, uzun boylu, kemikli bir Raci Bey vardı. Meğer Hadiyecik bunun şeytanlığına uymuş. Adamın sadece babasının parası için gösterdiği muhabbeti kendisi için zannetmiş. Raci kızı bir kere böyle elde edince paşadan istemiş. Paşa bu teklifi büyük bir küstahlık saymış, reddetmiş. Paşa kızını şehzadelere bile layık bulmazken böyle at hırsızlarına nasıl verir? Fakat herif alçak, iblis bir şey olduğu için bir gün kızcağızı ihfal edip kaçırmaz mı? Hem de nereye? Paşanın mutlaka gelip ele geçirerek kafasını ezeceğini bildiği için yakınlara değil uzaklara ta Fransa'ya götürmüş. Adamın amacı ölüp de mirası yeninceye kadar kızı vasıtasıyla babasının kuyruğunu sıkıştırıp bir taraftan para çekmek. Paşa bu harekete deli oldu.
Özellikle Hadiye Hanım giderken paşanın epeyce parasını da alıp götürdüğü için affetmedi. Paşa bu hareketi hiç affetmezdi. Ama baba kalbi hiç durur mu? Aldığı haberler onu harap ediyor. Raci'nin babasından ümidi kesince kıza kötü muameleye kalktığını öğreniyor. Babalık gururu sessiz kalıp aldırmamak isterken şefkati müsamaha etmiyor. Hasılı adamcağız cehennem enginlerinde sürükleniyordu. Bu esnada Hürriyet ilan edildi. O günlerde Abdülhamit'in bakanlarına ne fena muameleler edildiğini bilirsiniz ya. Her gün bir konak basılıyor, bir paşa tutuklanıyor yahut baskı yapılarak servetine el koyuyorlardı. Bir gece uykumdan uyandırdılar. Paşa hazretleri istiyor, dediler. Hemen giyindim, koştum. Esasen kendisinde kalp hastalığı vardı. Gece geç vakit kapının önünde uğultulu bir kalabalık olmuş. Paşa konuğu basmaya geldiler, zannetmiş kalbi tutmuş. Gerçi kalabalık çekilmiş ama paşa harap bir halde kalmış. Ve ansızın ölmekten korktuğu için beni çağırtmış. Bana dedi ki, zannederim son saatlerimde bulunuyorum Şehriyar. Hatta ölmeyip kurtulsam da bu adamlar sağlam bırakmayacaklar. Bıraksalar bile paramı alıp beni ve kızımı sefalet içinde mahvedecekler. Paramı bankalara emanet etmek bu gürültülü zamanda tehlikeli şey. Çaresiz kalarak bütün servetimi bir köşeye sakladım. Bu paranın kızıma teslim edilmesini temin için bir takım tedbirler aldım. Bunları sana bildireceğim. Senin sadakatinden eminim. Bu paranın yalnız Hadiye'nin eline geçmesini istiyorum. Bunun için söylediklerimi aynen yapacaksın. Yastığın altından bir ciltli kalın kitap çıkardı. İçinden bir mektup aldı. Evvela bu mektubu yarın Galata'da Fransız postanesine götürüp taaddütlü olarak teslim edersin. Bunu Hadiye'ye yazdım. Fakat mektubun raci herifi tarafından ele geçirilmesi ihtimali üzerine işi olduğu gibi anlatamadım. Yalnız üstü örtülü bir surette bildirdim. 15 gün sonra yine o postaneye gidip şu kağıdı gösterir ve bu isme bir mektup gelip gelmediğini sorarsın. Şayet cevap gelirse kızımdan demektir. Demek ki mektubu almıştır. O halde onunla gizlice haberleşir ve buraya geldiği zaman mektupta her şeyi bırakıp İstanbul'a gelmesini yazıyorum. Bu kitabı ona verirsin. Paranın saklı olduğu yer bu kitabın içinde yazılıdır. Hadiye bunu alsın, derin derin, ince ince tetkik etsin. Nerede saklı olduğunu keşfeder, bulur. Eğer Hadiye'den bir cevap çıkmazsa bu kitabı sakın yabancılara teslim etme. Çünkü bugüne kadar topladığım bütün servetim hep oradadır. 20 bin kadar altın, birçok inci, pırlanta ve kıymetli taşlar var. Şöyle böyle 30 bin lira kadar bir şey. Sen ölünceye kadar kitabı sakla. Bir taraftan da her yolu deneyerek Hadiye'yi ara, bulmaya çalış. Bir gün elbette İstanbul'a geleceklerdir. Bulur bulmaz kitabı kendisine teslim et. Sana bu vasiyetimdir. Kelimesine kadar riayet edeceksin. Edersin değil mi? Yemin et bakayım. O zaman paşanın huzurunda diz çökerek yemin ettim ve kitabı aldım. Sabaha karşı paşa öldü. Emrettiği gibi mektubu gönderdim. 12-15 gün sonra cevabını bekledim. Hiçbir şey gelmedi. Ben şimdi ne yapacaktım? Bildik, tanıdık paşanın ahbaplarından, adamlarından kimi görsem yalvarır, Hadiye Hanım'dan bir haber almak için deli olurdum. Bazıları Raci'nin onu tek başına bırakıp savuştuğunu, bazıları onunla beraber daha uzak memlekete gittiklerini söylüyorlardı. Ben kitap sandığımda en aşağı 30 bin lira paşanın sakladığı yerde kıvrım kıvrım kıvranıyordum. Nihayet kısmetim çıktı. Rahmetliye vardım, buraya geldik. Buradan da sık sık İstanbul'a haberler gönderiyor, bildiklerinden, akrabalarından Hadiye'nin nerede olduğuna dair bir haber almaya çalışıyordum. Fakat hiçbir cevap alamıyordum. Nihayet bu cevapsızlık arasında demin söylediğim gibi ben de ümitsizliğe düştüm. Artık ihmal ettim ve unuttum. Fakat dün gece siz gittikten sonra ya birdenbire ölüverirsem de bu kitap bende kalırsa diye bir kuruntu geldi. O zaman bakınız ne düşündüm oğlum. 30 bin altın. Bugün rahmetli beyin ettiği hesaba göre aşağı yukarı 250 bin lira kadar tutuyor zannederim. Bu kitabı size versem, İstanbul'a gitseniz,
Hadiye Hanım'ı ararsınız. Bulursunuz. Onlar tabii sizin bu hizmetine karşılık sizi ihya ederler. Bulamazsanız ananızın ak sütü gibi bu parayı siz kendiniz alırsınız. Kadıncağız teklifin fevkaladeliğinde pırıl pırıl parlayan gözleriyle bana bakıyordu. Birdenbire kendimi bir başka dünyada zannettim. Hazineler bağışlayan sihirbaz kadınlardan birinin çukurunda mıydım? 250 bin lira. Rüya mıydı? Acı bir şekilde tebessüm ettim. Bu paranın bu kadar seneden beri, zannederim 15 sene kadar bir zamandır yerinde kaldığı farz edilse bile, nerede bulunduğunu keşfetmek mümkün olacak mı? Dirseğinin üzerine dönerek, ''A oğlum, bu kitabın içinde yazılıymış ya.'' dedi. Kitabı aldım. Bu Fuzuli'nin divanıydı. 1286 Tasvir-i Efkar Temsili. Bu 350 sayfalık kitabın muntazam satırları arasında gözlerim gezdi, gezdi, aradım, taradım. Göze görünür şüpheli ve manalı hiçbir şey bulamadım. Bu esnada içime acaba Hacı Hanım benimle eğleniyor mu diye acı bir şüphe geldi. Fakat kadın hastalığının ağır saatlerindeydi. Benimle eğlenmesi için bir sebep yoktu. Ben kitabı karıştırırken o söyleniyordu. Paşa kitabı bana verirken, paranın saklı olduğu yer kitabın içinde yazılıdır. Dikkatle karıştırınca elbette meydana çıkar, dedi. Kitabı siz alınız ve birkaç gün dikkatle okuyunuz. Elbette bir şeyler bulacaksınız. Eğer teklifimi kabul etmezseniz yine siz bilirsiniz. Fakat bu paranın çokluğunu zannederim sizi biraz harekete getirir ve getirmelidir oğlum. Evet, Hacı Hanım 250 bin lira beni harekete getirmeliydi. Ve nitekim getirdi de. İşte, hastanın yanından çıktım ve değerli Fuzuli divanı koltuğumda evime geldim. Bir saat kadar sayfaları evirdim çevirdim. Defineye ait hiçbir işarete rastlamadım. Zannederim sayfaları birer birer dikkatlice incelemek lazım gelecek. Bunu yarına bırakarak bu gece hayatımda vuku bulan bu fevkalade olayı şu deftere yazdım. Niyet ettim. Yatacağım ve uyumak mümkün olursa uyuyacağım. Aman ya Rabbi, 250 bin lira. Elimin altında bu kitapta 250 bin lira var. Fakat acaba mümkün olup bunu meydana çıkarabilecek miyim? 250 bin lira. Sen aklımı muhafaza et Allah'ım. İkinci bölüm. İstanbul, 2 Haziran 1339. Uzun ve meşakkatli bir seyahatten sonra nihayet İstanbul'dayım. Fakat o kadar sene içinde yaşadığım, ümit ettiğim ve mustarip olduğum bu şehir, şimdi bana büyülü bir görüntü arkasında apaydınlık ve süslü görünüyor. 25 günden beri hayatımda bir büyü çarpmasıyla ortaya çıkan gelişme beni bambaşka bir adam yaptı. Eski Şakir Feyzi kimdir ve nasıl adamdır? Bugün unutuyorum. Bir küçük ihtimalle 250 bin lira sahibi olacağım. Hadiye Hanım'ı bulamazsam bu para tamamen benim olacak. Bulursam elbette büyük bir hisse alacağım. Her halükarda 100 bin liraya sahip bir adamım. Çünkü Fuzuli divanında sırrını keşfetmeye güçleri yetse bile bunu uygulamaya hiçbir kadının gücü yetmez. Paşanın nasıl bir akıllılığı varsa bu kadar güçlüklerle boğduğunu anlamıyorum. Ben 20 gün kadar inceleme sayesinde kitabın sırrını elde ettim. Evvela satır satır bütün kitabı okumaya karar vermiştim. Okurken 3. günü satır satır ayrı bir kalemle yazılmış iki kelime gördüm. Bu kelimeler iki koy kelimeleriydi. 40-50 sayfadan sonra yine aynı kalemle yazılmış bir tek kelime. Burnunda. İki koy burnunda ne demek oluyor? Artık sırların anahtarlarının bu sonradan kalemle ilave edilen kelimelerde olduğunu zannederek satırları hep bu yönde incelemeye başladım. Böylece mürekkeple yazılmış olarak şu kelimeleri buldum. Yıldız, deniz, bir içeri, iki dışarı, merdiven, sağanlık, boğum, dokuzuncu, kariyer istikameti, raks ahengi, tarafında, ciheti. Bunlar bir mana vermeyince acaba rastgele kim bilir ne sebeple yazılmış basit sözler mi
Yoksa beni meşgul eden 250 bin liranın sırrı ile ilgili bir işaret mi diye tereddüte düştüm. Sonra acaba sadece kitabı elimden düşürmediğimin mükafatı olarak kapağın iç tarafındaki kağıt yaprakta bir takım numaralar gözüme ilişti. Bunlar ne demek oluyordu? Dikkat ettim ki numaralar en fazla 350'ye kadardı. Kitabın sayfası da 350 olduğundan bunların sayfayı işaret ettiğini düşündüm ve rakamların sayfasını çevirdim. O zaman mürekkep ve kalemle yazılmış kelimelerin bu sayfada yazılı olduğunu gördüm. Böylece numaraların sırasıyla bu dağınık kelimelerin sırasını düzenlemeye başardım. Bu halde şu satırlar ortaya çıktı. İki koy burnunda, deniz tarafında, yıldız yönünde, 9. boğum. Bir içeri, iki dışarı merdiven sağlığında, kareyel istikametinde, raksı ahenginin. Bu deli saçması. Bu satırları ortaya çıkarıncaya kadar tam 20 gün sarf ettim. Hem de sabahtan akşama ve akşamdan gece yarısına kadar. Yolda, arabada, Trabzon'da, vapurda hep bununla meşgul oldum. Gece rüyamdaki hayaller ve kabuslar da başka. Gece yatıp da gözlerimi kapadığım zaman 250 bin liranın altın rüyaları hayal aleminde yıldızlanıp aydınlatmasaydı mutlak kitabı tutunca kaldırır atar bu tımarhane kaçkın işinden kurtulurdum. Evet, satırı çıkardım. Fakat bu satırlardan mana çıkarmak mümkün olacak mı? Hay Allah akıllar versin. Hadiye Hanım değil, en şeytan bir kadın bile evvela bu satırları çıkarabilir, sonra da bu satırda mana bulabilir mi? Ve ben güya zekam ve kılı kırk yaran görümle gurur duyuyorum. Acaba ben bulacak mıyım? İki koy burnu. Neresi? İstanbul'da koyları aradım. Büyükdere, Kavak, Beykoz, İstinye, Haydarpaşa, Kalamış koyları var. Bunları araştırdım. Kireç burnu, Yeniköy burnu, Kandili, Arnavutköy, Sarayburnu, Modaburnu. O zaman birden aklımda bir şimşek çaktı. İki koy burnu, Modaburnu değil miydi? Kalamış koyu ile Haydarpaşa koyu arasında. Diğer burunların iki tarafında koy yoktu. Demek para Modaburnu'nda aranacaktı. Bu bir. Sevincimden deli gibi sıçramaya başladım. Fakat burnun neresinde? Buraya gelince bunu vapurda belirlemenin mümkün olmayacağını kabul etmek zorundaydım. Bu bölgede bir takım engeller vardı. Deniz tarafında, yıldız yönünde, 9. boğum vesaire. Bunun için kitabı kapadım. Tekrar servet hayallerine daldım. İstanbul'a 10 gün evvel akşamüstü çıktım. Evvelce kararlaştırılmıştı. O gece Beyoğlu otellerinden birinde kalacak ve hemen o gece Hadiye Hanım'ın gelip gelmediğini araştırmaya başlayacaktım. Bunun için İstanbul hayatı hakkında derin bilgisi olan bir dostumu gidip görmek lazım geldi. Bu adam Şişli'de oturuyordu. Bir otele yerleştim, yıkandım, elbisemi değiştirdim ve caddeye çıktım. Ah servet, servet, ne ilahi bir kudret ya Rabbim. Uzun müddet bana o kadar tek düzey, o kadar renksiz görünmüş, hafızamda nakşolunmuş, şekli manasız kalmış olan o cadde, o akşam neşesiyle aydınlatılmış manzalar, ruhumda ne coşkun, ne taşkın bir duygu inkişaf ettiriyordu. Daha elime para geçmemişken, ümidiyle bütün hayata hükmetmek, ailemdeki bütün zevkleri tatmak, isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Her saadet, güya her güzel talih mutlaka benim olacakmış ve hatta benimmiş gibi bir emniyetle yürüyordum. Mağazalar paranın temin edeceği bütün zevk, rahat, keyif ve neşe vasıtalarını bana birer birer takdim ediyor, kadınların hepsi tebessüm ederek beni davet ediyorlar gibiydi. Birdenbire sarsıldım, durdum. Şayet bir aksilik çıkar da bu emeller gerçekleşmezse ne tamir edilemez bir felaket, ne tahammül edilemez bir sefalet olacaktı. Adeta bütün para elimdeymiş, onun sahipliğiyle sarhoşmuşum gibi taşıp coşarak yürüyordum. Başka zamanda aklıma gelmeyecek bir şey yaptım. Düşünmeden tokatlayana girdim. En adi lokantalarda bile yaptığım gibi listeden fiyatına bakıp hesaplamalardan
Bunları yapmadan nefis bir yemek yedim. Yemekten sonra 40 yıldır bu hayat içinde büyümüşüm gibi sevinçli bir bahtiyar idim. Bir otomobile atladım. Doğru Şişli'ye. İnsan servet kadar hiçbir şeye çabuk alışmazmış. Bir taraftan kendi kendime, "Hay Hacı Hanımcık, ruhun şad olsun," diyor ve beni bu saadete sevk eden tesadüfleri birer birer takdis ediyordum. Dostumu evinde buldum. Beni Erzurum'da zannederken ansızın karşısında görünce hayret etti. İzinli olarak geldiğimi söyledim. Ve laf arasında tesadüfen aklıma gelmiş gibi yaparak Abdülsamet Paşa'nın kızı Hadiye Hanım hakkında bilgi sordum. Onun haberi yoktu. Her ne kadar vaktiyle bu olayın dedikodularını işitmişse de sonra alakadar olmadığını söyledi. Fakat bunu öğrenmenin pek kolay olduğunu söyleyerek telefona oturdu. İstanbul'da bir numarayı aradı. Görüşmeye başladı. Sözü Hadiye Hanım'a getirdi. Ben cevapları işitmediğim halde sorulardan tahmin ediyordum. Ve anlıyordum ki hanımefendi İstanbul'da bulunuyor ve kızıyla birlikte Taksim'de oturuyormuş. Dostum telefondan ayrılıp bilgi verdi. Hadiye Hanım 1. Dünya Savaşı'nın ilanından Fransa'dan kızıyla İstanbul'a dönmüş. 2 sene sonra burada bir kocaya varmış. 3 sene kadar evvel kocası ölmüş. Şimdi ilk kocasından olan kızıyla Taksim'de, Sarı Selviler'de, Can Bayaz apartmanında 4 numarada oturuyormuş. İlk kocasından olan kızı. Yani bugün aşağı yukarı 17-18 yaşında olacak bir hanım. İtiraf ederim ki bu genç kız hayali olmasaydı ilk hamlede gidip Hadiye Hanım'ı görmeyi ihmal etmek mümkündü. Esasen ilk günden beri aldığım binlerce karar arasında en sonuncu karar olmak üzere düşünmüş ve tayin etmiştim. Gidersem Hadiye Hanımefendi'ye durumu anlatarak bütün zahmeti, bütün aramaları üzerime alacak, servet meydana çıkarsa yarısını isteyecektim. Yarısı en aşağı 100 bin lira. 100 bin lira benim neme yetmez. 100 bin lira. Fakat şimdi işte bir ömrünün bir kısmını Paris'te geçirmiş, Fransız terbiyesi almış bir genç kız meydana çıkınca bu karar tabi kuvvetlendi ve hemen müsaade alarak çıktım. Doğru Taksim'e geldim, apartmana girdim, kapıyı çaldım. Kapıyı açan hizmetçiye hanımefendiyi mühim bir iş için görmek istediğimi bildirdim. 2 dakika sonra salonda hanımefendinin huzurundaydım. Hanımefendi, insanı ilk hamlede kibarlığı, asaletiyle büyüleyen, söz söylemeye başlayınca sesinin tatlılığı, tavrının hoşluğu, şahsının şiirselliğiyle tutkun ve hayran bırakan, dünyada eşi olmayan biri. Ancak 35 ile 40 arasında zevkime göre yegane bir kusuru var. Biraz şişmanca, fakat ne ipek bir mahluktu. 3. Bölüm. Hayatta bugüne kadar temas ve tesadüf ettiğim insanlardan aldığım tecrübe, şimdi huzurunda bulunduğum, fikir ve kararıyla servet ve saadetimde büyük bir hüküm ve nüfuzu olacak bu kadına hitap hususunda beni büyük bir tereddüte sevk ediyordu. Meseleyi ona nasıl anlatmalıydım ki onu istediğim yöne sevk edebileyim? Tecrübelerim, bir işin kabul ve reddinin muhatabın kabiliyet, mizaç ve şahsiyetine göre ifade etmeye bağlı olduğuna inandırmıştı. Soğuk, haşin, kendini beğenmiş ve itirazkar yahut yumuşak, samimi, canlı insanlara aynı iş, aynı tarz telkin ve izahla kabul ettiremez inancındaydım. Bunun için en evvel hanımefendinin mizaç ve meylini belirlemek lazım geliyordu. İlk söz olarak, tanımadığımız bir adam tarafından yapılan bu vakitsiz ziyaretin sizi şaşırttığına eminim hanımefendi, diye başladım. Aynı zamanda sözlerimin nasıl bir telakkiyle dinlendiğini anlamak için gözlerini ve simasını derin bir incelemeye tabi bulunduruyordum. Bir söz söylemedi. Bir fikir beyan etmek için sözün sonunu beklediğini ima eden bir göz işareti yaptı. Onu tahrik için meraka sevk etmek lazım olduğunu biliyordum. Ta Erzurum'dan sizi görmek için geldiğimi söylersem bu ziyaretin önemini anlarsınız zannederim efendim, dedim. Erzurum'dan mı?
diye şaşırdı. Ne söylüyorsunuz? Beni görmek için mi? Küçük, ahenkli bir sesi vardı. Cazibesi insanın ruhunu hemen kavrayan sıcak bir dalgayla dalgalanıyordu. Gözlerinde derin bir merak kıvılcımı ateşlenmişti. Evet hanımefendi, dedim. Ta Erzurum'dan. Beni Hacı Hanım gönderiyor. Sizin anlayacağınız Şehriyar Kalfa. Bütün varlığı birdenbire mutluluk ve heyecanla alevlendi. Aa, Hacı Kalfa mı? Evet, Hacı Kalfa, dedim muzaffariyetle. Karşımdaki kadının bu ilk belirtiyle heyecanlanan ve ateş dolu bir mahluk olduğunu anlamıştım. Bu ruh ve mizaçta bir kadına yaklaşma ve hükmetmenin ne kolay olacağını ilk hamlede görüyordum. Aman söyleyiniz beyefendi, diye heyecanlandı. Nasıl kendisi, iyi mi? Maalesef sizlere Ömür hanımefendi, dedim. Gözümün önündeki bu saf ve pak ufak sima şimdi birdenbire hüzün ve matem bulutuyla kararıvermişti. Ya vah vah zavallı dadıcığım. Anlatınız, rica ederim, dinliyorum. Kafi derecede bir fikir edindiğim için hanımefendiye meseleyi nasıl arz ve izah edeceğimi belirlemiştim. Bu olayları olduğu gibi değiştirip bozmadan samimiyetle nakil ve anlatmaktan ibaret olacaktı. Ben deriniz Erzurum Hastanesi'nde baş tabip bulunuyorum. Bir iki defa hanımı tedavi etmiş ve böylece tanımıştım. Nihayet son hastalığında, yani tahminen bir ay kadar evvel gösterdiğim itina ve ihtimam onu ne kadar memnun etti ki bana teşekkür etmek için mühim bir sır emanet etti. Bu sır ve vazife kelimelerinde yüzünde hürmeti andırır hızlı bir gölge uçtu. Devam ettim. Bu sır hakkında sizin de bilginiz olmak üzere lazım gelir zannederim. Pederiniz vefat etmek üzereyken size bir mektup yazmış ve Hacı Dadı vasıtasıyla göndermiş. İşte bu mektupta bahsedilen mühim sır. Uzak hatıraların yoğunluğuyla gözleri durgunlaşıyordu. Evet, dedi. Evet, paşanın ölmeden evvel bana bir mektup yazmış olduğunu sonradan duydum. Öğrendimse de bu mektup elime geçmediği için içinde neden bahsedildiğini bilmiyorum. Eşim Raci Bey bu mektubu benden gizlemişti. Hacı Hanım, Raci Bey hakkında bana bütün tafsilat ve bilgiyi anlattı hanımefendi. Paşa vefat ettiği gece mektubu kendisine teslim ederken, mektubun kızımın eline geçmesi ihtimali de olduğu için söyleyeceklerimi olduğu gibi yazamadım, demiş olduğunu da biliyorum. Demek ki aldanmamış. Efendim, o günlerde Raci Bey ile ayrı yaşıyorduk. Fakat buna rağmen o, bin çareye başvurarak bana gelen mektupları ele geçirirmiş. Ben bunu bilahare öğrendim. Hatta paşanın mirası hakkında bu mektupta tafsilat olduğunu da bilahare burada duydum. Paşa vefat edip de bıraktığı emlakın satılması gerektiği zaman tekrar barıştık. O zaman pek zengin olduğunu, bütün dünyanın bildiği babamdan 5 para nakit kalmayışını hep hayretle karşıladık. Evvela siz beni dinleyiniz hanımefendi. Paşa bilakis o mektupla size haber vermiş olduğu gibi Hacı Hanım vasıtasıyla size büyük bir servet bırakmıştır. 30.000 altın kadar bir şey. Buraya gelince paranın sihir ve kerameti bütün şaşasıyla tesirini gösterdi. Hanımefendinin yüzü o anda aydınlık bir güneş gibi parladı. Ne söylüyorsunuz? Doğru mu bu beyefendi? Fakat durunuz, müsaade ediniz de kızımı çağırayım, o da işitsin, dedi. Ve kapıya koşarak heyecanlı bir sesle ''Suzan, Suzan koş gel!'' diye seslendi. O anda kapıdan bir genç hanım girdi. Fakat bu tam manasıyla bir güneşin doğuşu gibiydi. Annesinin yüz hatları daha düzgün, daha asil bir parlamayla benzeri bir güzellik abidesi doğurmuştu. Narin görünen ufak tefek vücudu, şekillerinin umulmadık zenginliğiyle ve bakışının, tebessümünün binbir şiir ve ahenk manasıyla parıldıyordu. Hanımefendi, ''Bak Suzi'' dedi heyecanla. ''Beyefendi Erzurum'dan Hacı Dadı tarafından geliyor. Hani sana anlattığım Şehriyar Kalfa. Dadıcığım bir ay evvel ölmüş. Büyük babandan miras kalmadı diyorlardı ya, tam 30.000 altın para kalmış. Ben sana söylemez miydim?''
Bu para Hacı Dada'da saklıymış. Bu kadar kısa bir zaman zarfında bir çeyrek evvel hiç tanımadığım bu mahluklarla 40 yıldır tanışıyor ve sevişiyormuşuz gibi ısınmış ve kaynaşmış görünüyorduk. Bu tesirle genç kız derin bir hararetle elini uzattı. "Sahi mi?" diye çırpıyordu. Düzelttim. Bu para Hacı Hanım'da saklı değil. En doğrusu iş pek karışık ve esrarlıdır. Paşa parasını bankalara teslime cesaret edememiş, Jön Türklerin haber alıp kendisine baskı yaparak mallarını el koymaları ihtimalinden korkmuş. Sizden de haber alamadığı için mecbur olmuş. Parayı bir yere gömmüş. Definenin anahtarını bir kitaba şifreleyerek kitabı Hacı Hanım'a teslim etmiş ve bunu yalnız size teslim etmesini tembih etmiş. Ana kız yüzlerinde ferahlık ve coşkun ateşleriyle dinliyorlardı. Daha henüz işin zorluğunu kavrayamamışlar, paranın kolaylıkla ellerine geçeceğini zannediyorlardı. Teferruat ve tahsilatı olduğu gibi nakletmek icap etti. Fuzuli divanının sırlarını nasıl bulup çıkardığımı birer birer anlatıp izah ettim. Ben anlatırken gözlerinde hayret kırılmaları beliriyor, sonra tekrar ümit ve emel heyecanlanıyordu. Gerçi paşanın selamet için işi bu kadar zorluk ve sırlara boğmaya hakkı vardı. Servetin rastgele bir adamın eline geçmesi tehlikesini bertaraf etmek için ne kadar tedbir alınırsa o kadar iyi olunurdu. Fakat paşa bu sır ve zorlukları sizin yalnız başınıza halledip edemeyeceğinizi nasıl düşünememiş, buna pek hayret ediyorum. Hanımefendi bilgi verdi. Paşa evvelden beri sırlara, büyüye, eski anane ve rivayetlere son derece tutkundu. Bu meraka uymuş olacak. Fakat bu sebeple paranın konulduğu yerde sonsuza kadar gömülük kalıp kaybolması imkanı yok mudur? Çünkü iş o kadar sırlarla doludur ki halletme gücüm yetecek mi bilmiyorum. İkisinin de yüzünde endişe gölgesi karardı. Nasıl, ne diyorsunuz? Diye haykırdılar. Evet, dedim. Parayı bulup çıkarmak ancak lütufkar bir tesadüfe bağlıdır. Bu kadar sır ve karanlıklarla dolu bir defineyi meydana çıkarmak ne zor bir iştir, düşünseniz. Ben bin bir zorlukla kitaptaki işaretleri nasılsa meydana çıkardım. Acaba bunu siz yapabilir miydiniz? Ben de yarın moda burnuna gidip acaba bir şey bulabilecek miyim? İki koy burnunda 9. boğum, bir içeri iki dışarı, merdiven sağanlığı, raks ahenginin. Ne demek? Acaba bu paranın saklı olduğu yeri mi gösteriyor? Yoksa başka bir izi mi haber veriyor? Hasılı bir sürü engel ve sır var ki, başlangıçta dehşetli bir surette halledilmez görünüyor. İşi meydana çıkarabilmek için lazım gelen mahareti gösterebileceğimden korkuyorum. Ve bu ümitsizlikle... Hanımefendi samimi, saf ve temiz bir hamleyle sözümü kesti. Nasıl? Nasıl? Dedi. Bizi böyle yol ortasında yalnız bırakmak fikrinde misiniz? Aa, vallahi buna Allah razı olmaz. Suzan Hanım da ateşli bir bakışla, Hacı Dadı işi size emanet etmekle teslim etmişse, biz de aynı samimiyetle ve bin kat daha fazla bir samimiyetle sonuna kadar takip etmenizi rica ediyoruz. Değil mi anne? Annesi kuvvet ve hararetle tasdik ediyordu. Elbette. Hiç şüphe mi var kızım? Vallahi sizi bir saattir tanıyorum fakat gerek çok sevdiğim Hacı Dadı tarafından geldiğiniz için, gerek asil ve yüksek bir zat olduğunuz yüzünden okunduğu için size tam bir emniyetle bütün hayatımızı teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmem. Bizi yalnız bırakmayınız. Biz kendi kendimize bu işi nasıl hallederiz? Hanımefendinin bu esnada anlattığı şeyler benim için mühim noktalar idi. Raci pek korkunç, pek yaman bir adamdır. Canı dünyası paradan ibaret bir mahluk. Demin söylediğim gibi babamın gönderip de elime geçmeyen mektubuyla miras hakkında aldığım haberler bana bugüne kadar bir masal gibi geldiği halde şimdi anladığım bazı teferruatlar var ki size bildirmek lazımdır. Babam ölünce diğer bazı emlak ve Aksaray'da babamın öldüğü konağı biz satmıştık. Bir müddet sonra Raci Bey İstanbul'a dönmek için tutturdu. Ben itiraz ediyor, gelmek istemiyordum. Öyle ki katiyen ayrılarak kendisi İstanbul'a gelmeyi kafaya koydu. İstanbul'a döndü.
Şimdi anlıyorum. İstanbul'a gelip mektupta bildirilen parayı elde etmek istiyordu. Elbette Hacı Dadı'yı aramış. Onu bulup sırlara vakıf olmak istemiştir. Bu cümleden olarak dönüşten sonra konağı evvelce satın alan adamlardan geri almış. İhtimal paraların burada saklı olduğunu zannettiği için konakta araştırma yapmak istemişti. Halbuki siz paraların odada olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki korkunç şeytanlığına rağmen aldanmış. Düzelttim. Ben daha paranın nerede olduğunu bilmiyorum hanımefendi. Ben bugün hiçbir şey bilmiyorum. Evvela sizi görüp bir kere anlaştıktan sonra yarın ilk işim modaya geçip oralarda bir keşifte bulunmak olacak. Sırların ilk düğümü modadadır zannediyorum. O kadar. İş bundan sonra meydana çıkacak. Belki de aldanıyorum. Suzana'nın birden kıvılcımlandı. Ah, modaya ben de beraber gelsem diye atıldı. Memnun ve muzaffer bir tebessümle baktım. Bunlar ana kız, ikisi de saf ve heyecan dolu iki latif varlıktı. Gayet kolayca idare altına almaya müsait iki yavru mahluk ki aynı zamanda 100.000 sevgiye layık şeylerdi. Müsaade ediniz de araştırmayı yalnız başıma yapayım dedim. Hanımefendi, ama yarın akşam mutfağa mutlaka uğrar, bize de bilgi verirsiniz değil mi? Diye sordu. Elbette, vazifem dedim. Kapıya kadar uğurladılar. Ellerini sıktım. Merdivenlerden inerken genç kız arkamdan sesleniyordu. Ama ne merakla bekleyeceğiz. Sakın geç kalmayın. 250 bin lira. Ve bu iki nefis mahluk. Hayatta ilahi saadetler var. 4. Bölüm. Öbür gün ilk vapurla Kadıköy'e atladım. Moda'ya doğru hem yürüyor hem eğer keşif ve tahminim doğru çıkmaz da burunda aradığım işareti bulamazsam ne yaparım diye düşünüyordum. Sokaklar tenha, hele burunda hayat eseri yoktu. Kendimi çayırda bulduğum zaman ipucunu hatırlamaya çalıştım. Ne diyordu? İki koy burnunda, kuzeye doğru sahilde. Burunda iki taraftan sahil vardı. Biri güney, diğeri doğu. İşte bu fena dedim. Bunu şimdiye kadar niçin düşünememiştim? İlk darbenin sersemliğiyle yürüyerek oteller tarafına geçtim. Kuzeye doğru sahil. Ah öyle ya, bu tarafın sahili doğuya dönükse de kuzeye doğru değil midir? Acaba burası mı? Kalbim atarak durdum. 9. boğum. Acaba boğum kelimesinden maksat neydi? Etrafıma bakıyor, şeytanları imdadıma çağırarak 9. boğum diye tekrar ediyor, gözlerimle en ufak şeylere bir mana arıyor, küçük adımlarla ilerliyordum. Otelleri geçtim, gazinoya geldim. Onu da geçtim. Bu sahilde boğuma benzer tek bir zerre bile yoktu. Boğum, bu ne olabilir? Sonra boğum değil de bir de dokuzunculuk var. Demek burada bundan 9, belki de daha fazla var. Tekrar buruna döndüm. Tekrar tetkik ve muayeneye başladım. Boğum, boğum diye tekrar ediyor. Aklım, fikrim, gözüm, kulağım hep sadece etrafıma yoğunlaşmış şekilde ağır ağır ilerliyordum. Tekrar gazinoya kadar başarısızlıkla gelince içimde bir coşkunluk gürledi. Hay Allah senden razı olsun paşa diye homurdandım. Bu razı olsun kelimesine o esnada verdiğim mana paşayı hiç memnun etmezdi. Garip adam, nereden aklına geldi? Yok 9. boğum, yok bir içeri iki dışarı sağlık, yok paşanın belası. Sihirbaz mısın, büyücü müsün, ne tuhaf adamsın. Gerçi tedbir ve ihtiyata uymaya mecbur olduğun şartlar dahilinde kalmışsın. Fakat işi böyle çözülmesi imkansız Arap saçına döndürmekte ne mana var? Bunu biraz daha basit, biraz daha sade bir şekilde halledemez miydin? O zaman eğer iş bu kadar kolay olsaydı, nihai mükafatı kazanmakta hiçbir kıymet kalmayacaktı diye düşündüm. Buna hak kazanmak için zeka, çalışma ve meşakkat, hatta daha ileri giderek sıkıntı, afet, felaket lazım olduğunu itiraf ettim. 250 bin lira ve iki nur mahluk. Bu o kadar kolay kazanılırsa ne bir zevk kalır ne de buna layık olunurdu. Dalgın, yorgun yürüyor. Şimdi artık duygulanma hakim olarak fenerin, adaların arz ettiği bakir güzelliklere hayran,
denizin, semanın şiirselliğiyle büyülenmiş, gayri ihtiyari ilerliyordum. Orada bir ağaca dayanarak kalbim nihayetsiz emel hararetiyle heyecan dolu, duygularım hislerimin inkişafıyla sarhoş, tüm zerrelerimle teneffüs ediyor, gençlik, zenginlik ve bunların bahşedip temin edeceği aşk ve zevkin bütün dalgalarını her nefesimle sarhoşçasına içiyordum. Oraya oturmak istedim. Ağacın kökünde oturulabilecek bir münasip yer ararken kökün boğum boğum olduğunu gördüm. Ve birden bir şimşekle tutuştum. Sıçradım, geriledim. Ağaca dışarıdan dikkat ettim. Bu bir ağaç değil, adeta boğumlu bir kütüktü. Demek... Ah, acaba bahsedilen aradığım boğumdan kastedilen şey ağaç mıydı? Burundan itibaren onu aşan ağaç vardı. Koşa koşa buruna gittim. Saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaba bu muydu? Kalbim 250 bin liranın ve Suzan Hanım'ın büyük cazibesiyle çırpıyor, dövünüyor, göğsümü parçalayıp fırlayıp çıkmak istiyordu. Başımı kaldırdım, ağacı muayene ettim. Eğer boğum buysa, sağanlık ne olacaktı? O zaman ağacın yükselirken kıvrılıp bükülerek bir merdiven gibi şekiller arz ettiğini gördüm. Bu merdiven ağacı hakikaten bazı yerlerde bir sağanlık şekli veriyordu. Artık kendimi tutamayarak titremeye başladım. Bir içeri, iki dışarı, bir merdiven sağanlığı bu muydu? Burada mıydı? Aman yarabbi, bu kadar kolay mıydı? Bu mümkün mü? Gelen geçen olmasın diye sağ sol tetkik ettim. Ağaca tırmandım. Bir içeri, sonra iki dışarı sağanlığa kadar çıktım. Ellerim tutmuyor, dizlerim titriyor. Adeta düşmek üzere bulunuyordum. O vakit ağacın hemen tepesine yakın bir yükseklikte, kitapta yazdığı gibi karayel tarafına baktım. Sık yapraklar, ufak dallar arasında. Raks ahenginin bu son nokta, en halledilmesi zor, sabır ve sükunu en fazla bozan bir araştırma oldu. Artık ne olursa olsun bu demir raksı mutlaka ele geçireceğimden emin, semalarda uçar gibi, hay Allah senden razı olsun paşa, pek tuhaf bir adammışsın. Ne orijinal, ne ince, ne dahi, ne kurmaz, ne... Bir taraftan adeta yüksek sesle söyleniyor, diğer taraftan yaprakları açarak, dalları ayırarak karayel tarafına bakıyordum. Hayır, demire, raksa bağlı bir şey, hiçbir şey yoktu. Acaba... Yılan bir fikir zihnimi zehirli ateşledi. Evet, acaba ben haber alıp gelinceye kadar demir raks keşfedilmiş, ele geçirilmiş ve bize hava mı kalmıştı? Ümitsizlikle ezilmiş kalbim, harakitten yoksun başımı dala dayadım, öyle kaldım. Gözüm dalların arasından kısmen görünen semaya dikilmiş, öyle üzüntülü ve perişan bakarken en üst ve en kalın daldan aşağı doğru sarkan bir tel gördüm. Bu tel gerçekten benim baktığım karayel yönüne doğru yaprakların arasına dalıp kayboluyordu. Fakat o kadar uç yapraklar ki yetişme imkanı yoktu. Bunun için ucunda ne olduğunu anlamak mümkün değildi. Tekrar ümit ve hararetle harekete gelen kalbim yeni bir şevk ve gönül ferahlığıyla beni tahrik etti. Sağıma soluma bakındım. Uzunca bir dal arıyordum. Nihayet ayağa kalkıp uzanarak kafi uzunlukta bir dal kırdım. Bu dal ile yaprakları açarak binbir zorlukla söz konusu telin ucunda küme yeşillik arasında gizlenmiş kibrit kutusu büyüklüğünde bir çinko mu, demir mi, herhalde şimdi belli olmayan şekil gördüm. Artık ben değildim. Benim yerimde bir deli, bir hasta, bir kuş, bir... Ah, 250 bin lira ve Suzan Hanım. Suzan Hanım, Suzicik. Bu para hep senin, yalnız para değil, bütün dünya, bütün insanlar hep senin, ben de. Hem hepsinden geri alınamaz, hepsinden esir ve hepsinden iradesiz bir surette hep seninim. Şimdi dal ile yaprakları açmaya, binbir oyun ile teli yakalayıp kendime çekmeye çalışıyor, başarılı olamıyordum. Yaklaştıktan sonra daldan kurtularak yine fırlayıp gidiyor yahut bir yere takılarak inat ediyor gelmiyordu.
Nihayet başka bir noktaya çıktım. Oradan binbir zorlukla teli elde ettim, çektim. Bu bir kalın telgraf teliydi. Ucundaki kutuyu elimle tuttuğum zaman zannettim ki bütün dünya, dünyanın bütün servetleri, bütün zevkleri bu küçük kutunun içinde elimde teneffüs ediyor. O kadar canlı, o kadar kanlı, o kadar coşkulu, o kadar hayat dolu ki. Kutuya telden koparmak uzun ve yorucu bir iş oldu. Esasen bu iş için hazırlıklı olmadığım, yanımda tek bir çakıdan başka hiçbir alet bulundurmadığımdan teli kesip kutuyu ayırmak için çakıyı parça parça ettim. Nihayet kutu elimde olduğu halde ayaklarım yere bastı. Vakit artık yürümüyor, uçuyordum. Hemen karar verdim. Kutuyu onların heyecanın ya da mesut olmak için hanımefendilerin huzurunda açacaktım. Beşinci bölüm. Koşa koşa kendimi Kadıköy vapurunda bulduğum vakit saat 9:30'du. Cebimdeki raks ahenginin kutusu elimde tutuyor ve onu dünyaya bedel bir saygıyla okşuyordum. Hemen apartmana yetişip hanımları sevindirmek, hararetli hayatlarına daha fazla girmek, üst üste gelen hamlelerle bütün varlığımı sarıyordu. Bu kadar zorluktan sonra kutuyu açmakla paraların nerede olduğu tabii ki kolayca anlaşılacaktı. Öyle lazım geliyordu. Artık hokkabazlığa, büyücülüğe, sırlı büyülere ihtiyaç kalmamıştı. Apartmanın kapısını hizmetçi açtığı zaman beni hemen içeri aldı. Salona girmeden Suzan Hanım koridora koştu. Yetişti. ''Ne yaptınız?'' diye aceleyle sordu. Gururla kutuyu uzattım. İşte 15 senedir moda sahilinde rüzgarın keyfine sallanarak sizi bekleyen raks ahenginin kutusu hanımefendi.'' dedim. Kutuyu kaptı. Sevincinden zıplıyordu. Şahane gözleri saadet buğularıyla yaşarmıştı. Duramadı. Hemen koştu. Kutuyu annesine götürdü. Ben derin bir ferahlıkla dolaşıyordum. Az sonra hanımefendiyle beraber döndüler. Sanki 40 yıllık dost, hayır daha iyisi akraba veyahut kardeştik. O kadar teklifsiz, o kadar ki laf arasında hanımefendi kendini unutup bana sen diye hitap ediyordu. Nasıl buldunuz diye en evvel merak ettiler. Ayrıntıları olduğu gibi verdim. Kutuyu açmak için çekiç, keski falan getirdiler. Bu kalın galvanizli saçtan yapılmış bir kutuydu. Parçalandığı vakit içinden muşambaya sarılmış küçük bir kağıt çıktı. Ellerim titriyordu. Açarken yine paşanın sır düşkünlüğünden dolayı yeni yeni zorluklara karşılaşmaktan korkuyordum. Küçük bir mektup kağıdıydı. Yayılmış bir yazıyla tek bir satır vardı. Dik, eğik, mermeri kaldırınız. Hoppala! Pek kısa bir an. Beynimin öfke kıvılcımlarıyla tutuştuğunu, kaynadığını hissettim. Müthiş bir küfrü ağzımda tutarak fakat gözlerimle göstermekten kendimi men edemeyerek hanımefendiye baktım. O sersem olmuş gibi, dik eğik mermer. Bu mübarek acaba neredeydi? Her adımda bin zorlukla uzaklaşan bu define acaba bir oyun, bir engel tuzağı mıydı? Bu engellerden sonra ele geçecek miydi? Üçümüz de acı bir sükût ile birbirimize bakıyorduk. Nihayet hanımefendi, ''Bu mermer mutlaka konakta olacak.'' dedi. Ve derin derin düşünerek, ''Konakta, hamamda, mutfakta, yemek odasında mermerler var. Duvarlarda, musluklarda mermerler var. Fakat bunların hangisi dik eğiktir? Bunu şimdi hatırlayamıyorum.'' diye ekledi. Sonra hemen, ''Evet, evet.'' dedi. ''Mutfakta, konakta olacak. Çünkü paşa, bu kağıdın benim elime geçeceğini bildiği için artık konak falan demeye ihtiyaç duymamış olacak. Babasının sihirbazlığı hakkında pek az bir fikri olduğu nasıl da anlaşılıyordu. Mübarek adam, kızının bile kendisinin itiraf ettiği gibi nerede olduğunu tayin edemediği mermerden bahsederken yerini de söyleseydi daha âlâ olmaz mıydı? Şimdi dik eğik mermer peşinde bir seyahat mi başlayacaktı? Fakat birdenbire aklıma başka bir fikir geldi. Bu engeller içinde uğraşırken bu iki ilahi mahlukla samimi temaslarımızın artacağını, böylece aramızda derin bir alaka doğacağını anladım. Hemen metanetle cevap verdim.
Bu kağıt elimize geçtikten sonra arkası kolay. El verir ki bizden başka sırlara kimse vakıf olmasın. Hanımefendi, "Yoo, bakınız size neler anlatacağım," dedi. "Dün siz daha buradayken Suzi'nin süt ninesi gelmiş. Bu Suzi'yi delice seven bir Çerkeş kadını olup ara sıra bizde, ara sıra babasında oturur. Sizden sonra yanımıza geldi, ona işi anlattık. Birçok şeyler öğrendik. Ben size söylememiş miydim? Babamın bana yazıp Hacı Kalfa ile gönderdiği mektup benim elime geçmeden eşim tarafından mektuba el konmuş. Bundan sonra bizi orada bırakıp kendisi İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a gelir gelmez konağı sattığımız adamdan geri almış ve oraya yerleşmiş. Süt nini onunla beraber olduğu için o zaman konağın yıkmadık köşesini bırakmadığını görmüş. Mutlaka parayı arıyordu. Fakat süt nini temin ediyor ki bu kadar araştırmaya rağmen hiçbir şey bulamamış. Nihayet ümidini kaybedince tamir ve düzenlemeye lüzum görmeksizin kalkmış. Yeşilköy'deki köşke taşınmış. Şimdi konak harabe, yıkık, berbat bir haldeymiş." Suzi heyecanla ilave etti. "Yılan çıyan doluymuş." Hanımefendi tatlı bir tebessümle, "Evet, ev boş. Mutlaka define konaktaysa kendisinden sonra biri gelip paraları almasın diye bir sürü yılan çıyan zararlı hayvanlar doldurmuş. Kapısını penceresini açık bırakmış gitmiş. Size bu adamın ne zararlı ne zehirli bir hayvan tabiatında olduğunu mümkün değil tarif edemem. Yani parayı bulamamışsa bile şimdi konağa girip aramak bizim için pek güç bir iş olacak," dedi. "Bunları süt nine hanım mı anlattı?" dedim. "Kendisinden sadakatinden emin misiniz?" İkisi de hararetle onu savundular. Süt nine Suzan Hanım'ı delice bir muhabbetle seviyordu. "Yılan mılan herhalde çalışacağız, arayacağız, bulacağız," dedim. Hanımlar bu azmime hayran kaldılar, teşekkür ettiler. "Şimdi siz bana konağın nerede olduğunu ve içinin tertibatını tarif ediniz," dedim.